Benzin fiyatları iyice düştü. Dizel fiyatına süper benzin aldım vallahi bugün. Motorun deposunu fulledim. Koronalı günlerden selamlar. Koronalı spor yapıyoruz hep beraber. Koronalı spor yapıyorlar ya. Hayret bir şey ya. Koronalı bir pazartesiden merhaba. Şu an birçok firmanın mesaisi yok. Her yer kapalı ama orada ileride görüyor musunuz bilmiyorum. Mesai yapan bir firma var. Açık havada çalışıyor. Herkes kendini dışarı atmış vaziyette. Parklar, bahçeler, sahil dolu. İnsanlar spor falan yapıyorlar. Gençler orada güneşleniyor. Hava süper. Yukarıda restoranda millet yemeğini yiyor. Vos tekrar geldi garaja. Vos tekrar garaja geldi ve eski halinden daha iyi bir durumda geldi. Koronalı Vos günlerinden selamlar. Şu kapıyı da kapatayım da rahat rahat konuşalım. Camları da kapatayım. Kimse bizi duymasın. Vos'un içinden. Vos'un contalarını bir elden geçirmem lazım. Bütün contalarını yenilemem lazım. İşleri bitmiş. Zaten olması gerektiğinden daha kalın contalar takılmış. Onlar da zamanla kurumuş ve gevrekleşmiş. Artık cam doğru düzgün kapanmıyor. Kapı kapansa bile cam açık kalıyor. Bakın şöyle. Görüyor musunuz aralığı? Orada bir aralık var. Gözüküyor mu? Gözüküyor işte. Baştan aşağıya bir aralık var. Yukarıdan aşağıya kadar. Her neyse. Şimdi değerli dostlar, gençler. Bu korona muhabbeti ciddileştikçe ciddileşiyor. Tamam, kakara kikirimizi de yapalım. Eğlenelim, gülelim de biraz da böyle moral olsun. Ama inanılmaz bir durum aldı bu korona muhabbeti. Şimdi bunu nereye koysam? Şimdi gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Yani herkes önlemini almalı. Hijyen kurallarına uymalı. Yoksa durum ciddi yani. Gerçekten ciddi. Artık dünden itibaren çocuk parkları bile kapandı. Çocuk parkları kapandı. Yani çocukların birbiriyle olan temasını engellemek istiyor. Yakında restoranlar kapanacak. Benim de çalıştığım firmanın politikası değişti. Müşteriye karşı olan sorumluluklarımız, davranışlarımız değişti. Kendimizi koruma, kollama
Davranışlarımız, bakış açımız değişti. Farklı bir boyuta girdi. Yani mesela elektrikli bisiklet kullanıyoruz ya hani. Fakat o elektrikli bisikleti herkes kullanıyor. Anlatabildim mi? Ben garaja park ediyorum. Garajda 60 tane bisiklet var. Herkes mesai başlangıcında hangi bisiklete denk gelirse onu alıyor, biniyor. Böylece eğer bir virüs bisikletin üzerinde varsa o kişiden kişiye yayılacak diye şu anda elektrikli bisikletleri kullanıma kapatmak durumu var. Herkes kendi bisikletiyle dağıtımı yapmaya başlayabilir. Bunun ilk sinyal telefonlarını, uyarı telefonlarını bugünden etmeye başladılar. Tamam, bu da anlaşılabilir, güzel bir durum. Ben o zaman yani bir saatte 4 tane sipariş ulaştıracağıma en fazla 2 tane ulaştırabileceğim. Yani artık rekor kuramayacağım. Bonuslar iyice düşecek. Benim için kötü bir şey ama sağlığımız için iyi bir şey. Herkesin gelirleri bir miktar düşecek. Yapacak bir şey yok. Bir süre sonra bunu atlatacağız. 5 haftalık bir süre söz konusu ama tabii ki bunun en erken 9 ay sonra belki biteceği söyleniyor. Ama yine de önümüzdeki senenin sonlarına kadar devam edebileceğini düşünüyorlar yetkililer. Şimdi tabii ki ben de internetten, yazılı basından takip ediyorum. Şu anda garip bir bakış açısı var bizim basınımızda, biliyorsunuz. Bizim basınımızı güvenilir durumda değil. Bizim basınımızın söylediği şeyler maalesef garip şeyler. Onların bakış açısı bir tuhaf. Yani hiçbir konuda zaten objektif olamadıkları için bu konuda da onlara güvenmek imkansız. Objektif olamayan hem muhalefete hem de iktidar yanlarına da güvenmenin bir imkanı yok. Yani halkına karşı objektif olamayan devlet yöneticilerine de güvenmenin bir imkanı yok ya. Maalesef imkanı yok. Yani bütün dünyada bu salgın takır tukur insanları öldürürken Avrupa Birliği'nin birbirleriyle olan dayanışması bitti falan diye bir haberler çıkıyor yani. Bunu söyleyen spiker arkadaşlar da gülüyorlar, böyle mutlu oluyorlar, tamam mı? Bir yazar var, Harari. Harari'nin bahsettiği şey önceden bunları öngörmek ve planlamak. Artık yani bu çukurun içine çat diye bütün dünya düştü. Şu andan itibaren güçlü ülkelerin güçsüz ülkelere yardım etmesi gibi bir imkan yok. Sırbistan işte Avrupa ülkelerinden yardım istemiş de Avrupa ülkeleri de demiş ki durun kardeşim, önce biz kendimize bakalım da ondan sonra size geliriz demiş. Sırbistan da küsmüş, bizim en yakın dostumuz Çin demişmiş falan filan. Avrupa Birliği'nden kopmalar oluyormuş da Sırbistan Avrupa Birliği'ne girmeyecekmiş falan filan. Zaten istatistikler ortada. Yani Angela Merkel'in de söylediği gibi bu hastalık herkese bulaşacak ve Alman toplumunun, Almanya içerisindeki yaşayan insanların %70'i bu hastalıktan etkilenecek. Bunlara hastane yetmeyecek, para yetmeyecek, yani sigortalar yetmeyecek. İtalya'nın yöneticileri ne yapıyordu o sırada? Affedersiniz. Fazla abartmayın ya, hayatınıza devam edin derken İtalya'nın politikacıları sağlık sektörünü özelleştirip mafyanın eline sağlığı bırakırken ne yapıyorlardı? Türkiye'nin geleceği de İtalya gibi olabilir. Eğitim sektörü, sağlık sektörü özelleştirilip devlet elinden bırakılırsa İtalya gibi olunur. Bunu da görmüş olduk. Almanya'nın içerisinde yaşayan bir Türk olarak, Türk vatandaşı olarak, ben Alman vatandaşı değilim, Almanya diyebilir ki, kardeşim hop, sen Alman vatandaşı değilsin. Burada oturum iznin var. Vergi de ödüyorsun. Eyvallah. Ama benim önceliğim kendi halkım, kendi vatandaşım olacak deyip beni de postalayabilir yani. Bu çok acil bir durum çünkü. Adamlar sınırları kapattılar, sınırları. Siz ne zannediyorsunuz Avrupa Birliği'ne arkadaş? Yani tamam, iyi günlerde Almanya, Bulgaristan'a, Romanya'ya falan yardım ediyor ama bırakın onu, bana bile yardım edip etmeyeceği garanti değil yani. Ben Almanya içinde yaşayan bir insanım. Alman vatandaşlarıyla dolu olan bir hastaneye gitsem de tedavi olmak istesem belki beni de hastanenin koridorunun bir köşesine koyacaklar, bekletecekler yani. Anlatabildim mi? Bu çok acil bir durum. Herkes önce kendisini kurtaracak ki kendi vatandaşları arasında da seçim yapacaklar. Diyelim ki orada 20 yaşında bir adam var, 30 yaşında bir adam var. Hastalıktan kurtulduktan sonra bir 30 yıl daha vergi ödeyecek bu adam. Vergi mükellefi olacak, devlete kazanç sağlayacak. Öbür tarafta da 60 yaşında bir adam var veya 70 yaşında bir adam var. Yani 70 yaşındaki adamı ölüme terk ediyorlar yani. Yasalar bile değişti. Eskiden ötenazi yasaktı, tamam mı? Bu korona olayı patlak verir vermez artık ötenazi yasak değil Almanya'da. Yeni kanun çıktı.
Artık tedavisi mümkün olmayan hastaların kendi istekleriyle veya ailelerin istekleriyle devlete masraf olmaları ötanazi kanunuyla engellenmiş oluyor. Bu şekilde oraya aktarılacak para başka bir insana aktarılacak ve o koronadan kurtulacak. Sanki biz Türkiye'de çok iyilik meleğiyiz de hani o mülteci olarak ülkeye alınanların üzerinden bir seçim çıkarı gözetilmedi de onlar kaçak işçi, ucuz işçi olarak havaalanı inşaatlarında bile çalıştırılmadı da çok iyi niyetliyiz de Avrupa Birliği'nin birbirine olan desteği tartışıyoruz, değil mi? Biz çok iyilik meleğiyiz de Avrupa'nın da güçlü ülkelerinin öteki ülkelere sahip çıkmasını, iyilik meleği olmasını bekliyoruz yani. Komik ya, komik ya gerçekten. Bizim basınımız basın değil. Bizim çok böyle saçma fikirler empoze eden videolar var yani. Televizyonlar tamam izlenmedi, izlenmiyor artık. YouTube'dan bir şeyler sallıyorlar. O da ne sallama yani? Herkes can derdinde can. Ülkeler kendi vatandaşlarını korumakla mükellef. Almanya geçip de İtalya'ya yardım etmekle mükellef falan değil yani. İtalya düşünseydi kendi mafyasına yararlansın diye devlet hastanelerini kapatıp özel hastaneye çevirince böyle oluyor işte yani. Bu konuda bir de sıkıntı şu. Korona virüsünün tespit edilmesi konusundaki o test kitleri. Bütün ülkeler bu test kitlerini kendileri için harcıyorlar. Kendileri için harcıyorlar. Bu konuda en çok çalışan duyuyoruz işte Güney Kore, Çin, Almanya. Kendi ürettiği test tekniklerini, test kitlerini ne pahasına olursa olsun kendisinde tutacak. Kademe kademe Almanya gittikçe daha iyisini yapıyor, daha iyisini yapıyor. Ve bunların hepsini elinde tutuyor. Kendisi kullanmak için, kendi vatandaşlarına, kendi iç kaynaklarını korumak için. Kendimi de burada rahat hissedemiyorum. Şu Almanya'da olup da Türkiye ile bağlantısı olan kimseye rahat yok. Oradan belki baktığınızda biz çok rahatmışız gibi geliyor ama aklımız Türkiye'de olduğu için hiç rahat yok. Arkadaş ben buradayım sadece. Benim bütün ailem Türkiye'de. O yüzden gençler, değerli dostlar, bu işi ciddiye alın. Bu yani nefes alamadan boğulmak gibi bir tabir kullandılar artık. Yani gittikçe boğularak öldüğünüzü düşünün. Akciğerleri sarıyor önce, oradan diğer organlara atılıyor. Bir süre sonra nefes almanız devam etse bile bozduğu diğer organlar çalışmadığı için organ yetmezliğinden gidiyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Bu öteki diğer başka şeylere benzemiyor. Hiç benzemiyor. O yüzden kişisel önleminizi almayı ihmal etmeyin. İnsanların toplu olduğu yerlere gitmeyin arkadaşlar. Alın işte Kaz Dağları. O kadar orman gitti. O kadar oksijen basan ağaçlar gitti. Onların yerine böyle minnacık fidanlar dikildi diyelim. O minnacık dikilen fidanın verdiği oksijenle o koca ormanın verdiği oksijen aynı mı? Mümkün olduğunca bol oksijenli ormanlık yerlere gitmeye çalışın. Bunlar da zaten yok gibi ama olabildiğince gitmeye çalışın. Oralarda da ateş yakıp o ormanı da yakmayın. Oradan bol bol oksijeninden faydalanın. Yani şu ormanların değerini bir anlayamadı arkadaşlar bizim memleketimiz nedir bu anlamadım ya. Tesla Berlin'e fabrika açacak, ormanları kesiyor. İnsanlar dediler ki hop kardeşim bizim ağaçlarımızı kesmeyin dediler. Tesla'nın fabrikası durduruldu arkadaş. Yani bu kadar önemli. Ya diyeceksiniz ki Almanya'nın Tesla fabrikasına ihtiyacım var. Oradan gelecek paraya ihtiyacım var. Al işte çıktı. Almanya'nın oradan buradan gelecek paraya mı ihtiyacı var diyen arkadaşlar. Böyle bir salgın hastalık çıktığı zaman paraya da Almanya'nın da ihtiyacı olur, Amerika'nın da ihtiyacı olur. Görün, buyurun size örnek. Her neyse ben yine çenem çok açıldı. Haydi sevgiler, saygılar. Bu kadar gevezelik yeter ya. Gençler bakın size garip bir şey anlatacağım yine. Çok garip ama bildiğiniz gibi değil. Rayların gittiği yeri görüyorsunuz değil mi? Otobüs de girdi. Şimdi tramvay da girecek. Bakın arkamdan tramvay geliyor. Şurası da yaya geçti. Buradan millet böyle geçiyor. Karşıya yaya geçidine, tamam mı? Yaya geçidinde orada bariyerler var. Bariyerlerden itibaren eline alıp bisikleti ittirerek götürmen gerekiyor. Polis de buralarda pusuya yatıyor. Bak eleman ne yaptı? Durdu. Karşı tarafta polis var şimdi, tamam mı? Nereden biliyorum? Bizim eleman biraz önce ceza yedi de oradan biliyorum. Şimdi ben buradan hiç geçmiyorum tabii. Çünkü elime almam lazım bisikleti. Yavaşlatıyor beni. Şuradan haldır uldur son gazda geçiyorum. Bu arada tramvayın girişini görmediniz. Her neyse. Bizim eleman
Buradan gelmiş biraz önce. Yani iş geldi yine. Buradan bisiklet de haldır uldur hızlıca geçmiş. Karşıda tak polis yakalamış bunu. Ceza kesmiş. 30 euro ceza kesmiş, tamam mı? Bakın araba geçiyor şuradan. Arabanın girdiği yerden giriyorum yine. Oradan girdim mi hiçbir şey yok. Orası zaten tünel, tramvay, otobüs, araba, her şey oradan geçiyor. Çocuk polise demiş ki. Çocuk da Suriyeli. Tamam mı? Demiş ki polise. Ya demiş bizim oralarda böyle şeyler yok demiş. İnsan nereden yürüyorsa bisiklette oradan gidiyor demiş. Savunmaya bak. Çocuk da sinir. Bütün ay boyunca 70 euro ceza yemiş böyle. Trafik cezası yiyormuş herif. 70 euro ya. Akıl var, mantık var yani. Neden buradan gidiyor diye sordum çocuğa. Niye buradan gidiyorsun yani? Yanda yol var, oradan gitsene dedim. GPS burayı gösteriyor diye herif. Bu da ayrı bir zeka tabii. GPS orayı gösteriyor diye. Bu da geçiyor, oradan gazlaya gazlaya geçiyor. Ama orada yazıyor bakın, bisiklet giremez. İki tane birden iş geldi ha. Neyse ben işe gidiyorum. Neyse herif 70 euro ceza yemiş, iyi mi? Polis de buna demiş ki lan burası Almanya, Suriye değil. Kurallara uyacaksın demiş. Haklı mı? Haklı. Uyum denen bir olay var işte bu. Böyle uyum sağlamak lazım, tamam mı? Hadi neyse ben uçtum. Bisiklet yolu da var yani ona bakarsan. Bisiklet yolu da var hayvan gibi tünelde. Herif geçmiyor burada. İşte böyle bu yolda. Evet gençler, Bon sokaklarındayız. Şimdi bakın, gelmişken altında hep bir evsizin yaşadığı bir köprü altı vardı. Oraya bakalım. Evsizler ne alemde? Evsizler yok. Yerler esiyor evsizlerin yerinde. Devlet evsizleri de almış demek ki, bir yere koymuş. Evsizler de potansiyel hastalık yayıcı. Şimdi çarşıya bakalım, çarşıya. Bon çarşı ne alemdeymiş bakalım. Saat 8 bu arada. 8. Normalde burası bomboş olmaz böyle. Şuraya bakın. Bon Belediyesi. Remigius Caddesi. Tek tük insanlar var işte. Her yer boş, her yer boş. Saat 8'de burası böyle olmazdı. Burası sabaha kadar insan kaynayan bir yer ya gerçi. Elimde cep telefonuyla neredeyse polise yakalanıyordum ha. Tam böyle dükkanı orta yere açmışlar. Ben de direkt içlerine doğru gidiyordum. Neyse, son anda uyandım, kurtardık.